Atanın kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise hep dilimde. Geldik noktaları birleştirerek resimleri tamamlama çalışmamıza. Bunu tamamlayalım şimdi. Nasıl yapmalıyız? Burada neler var? Kurbağalar var. Bakın burada nokta nokta olan kısımlar var. Ne yapıyorduk bunları? Daha önceki çalışmalarımızda da vardı. Kalemimizle tamamlıyorduk. Sonrasında da istediğimiz gibi boyuyorduk. Hadi birlikte bakalım. Yukarıdan aşağıya inip tamamlıyoruz. Burada da küçük bir çizgi var. Onun üzerinden de geçin. Kurbağaları tamamladık. Boyadık. Kontrol edelim. İşte yeşil yeşil kurbağalar tamamlandı. Aşağıda da kuşlar var. Ne yapıyor bu kuşlar? Şarkı söylüyorlar. Cik 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 şarkılar söylüyorlar. Tamam, hadi bunundaki çalışmaları da yapalım. Yine noktaların üzerinden geçerek bunları tamamlayalım çocuklar. Sonrasında istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Bakalım tamamlanmış halini de gördük. Geldik İ harfimizin yazılışına. Bakalım büyük İ harfi nasıl yazılıyormuş. Büyük İ harfi birinci çizgi ile üçüncü çizgi arasına yazılıyor. Önce yukarıdan aşağıya düz bir çizgi çiziyoruz. Hadi hazır olun birlikte. Bir. Üçüncü çizgiye kadar geldik. Sonrasında küçük bir çizgi üzerine koyuyoruz. İşte büyük İ. Bir kere daha. Bir. Tamamlayalım. Evet. Küçük bir çizgi daha. İşte büyük İ harfinin yazılışı. Hadi gelin şimdi bunu birlikte yazalım. Atanın kitapları her an elimde. İ harfinin yazılışına bakalım şimdi. Büyük İ harfini yazıyorduk. İp, inek. Hadi bakalım. Birinci çizgiden üçüncü çizgiye kadar düz bir çizgi iniyorduk. Sonra üste kısa bir çizgi koyuyorduk. Bir, iki. İki harekette yapmıştık bunu değil mi? Güzel. Bir, iki. Bir tane daha örnek verelim. Bir, iki. Hadi tamamla diğer çalışmaları da. Yazma çalışmamızı tamamladık. O zaman birlikte kontrol edelim bu çalışmayı. Bakalım. İnek, ip, güzel. Yazma çalışmamızdan sonra kontrolümüzü yapıyoruz demiştik. İşte büyük İ harfleri. Üstteki kısa çizgi birinci çizginin üstünde kalıyor değil mi? Buna dikkat ediyoruz. İkinci sıraya da bakalım. Satırın sonuna kadar devam ettik. Sayfanın altındaki diğer çalışmaları da tamamladınız. Harikasınız. Şimdi size küçük bir görevim var. Afacan Çalışma Yaprakları kitabımızı alıyoruz. Çalışma yaprağı 11'deyiz çocuklar. 11. sayfayı buluyoruz. İşte burada büyük İ harfinin yazılacağı yerler var. Burayı da mutlaka tamamlayın. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar size. Hoşça kalın. Atanın kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise hep dilimde.